Selamlar herkese. Bugün çok farklı şampiyonlarla oynuyoruz ki hepsini çektik. Timo, Ziggs ve Poppy ile arkadaşlar Timo, Caitlyn ve Lulu'ya karşı oynayacağız. Şimdi burada Ziggs'i göndereceğim. Arena sahibi bir şey değil mi? Sadece kurşun yağmuru ve ahtamuru... Ahtamur değil mi? Elimde bırakacağım. Burada desteğimizi kısaca anlatayım arkadaşlar. Bunların hepsi aslında süs olarak var. Benim burada amaçladığım şey yeni gelen yer kartıyla oyun bitirmek. O yer kartının özelliği de şu. 10 farklı bölgeden kart oynadığınız zaman oyun ne olursa olsun direkt kazanıyorsunuz. Şimdi direkt sulu şakaya oynayacağım. Okey, uyumlamamız varmış. Bunu direkt yapalım. Eksi bir güç ve kırılgan mı yoksa eksi bir güç ve karşılayamaz mı? Rastgele kartları 3 adet sihirli pof gif mantarı koyarsın. Direkt buna kırılganlık verelim ya. Tamam. Elindekileri görmüş olduk bu sayede. Bir tek tatlı oldu. Şimdi. Bunun yerine aslında ben direkt Timo oynayacağım. Piltover oynuyor aslında. Timo'yu direkt öldürme şansı var. Ama olabildiğince verim almak isterim. Bu arada elimizdeki kartlara kısaca bakalım. Suratsız gezginler çağrıldığında iki oyuncuya da birer kart çeker. Ardından rakibin en yüksek bedelli kartını atar. Şimdi burada sadece Timo ile saldıracağım. 5 mantar 5 mantardır. Normalde rakip bu arada Caitlyn Timo ile oynuyor. Yani bu da şu demek, bol bol şey olacak. Tuzaktı, şuydu buydu. Vurabiliyorken vuralım yani. Şimdi burada Bendel Ağacı muhabbeti benim size dediğim yer kartıydı. İhtiyacımız olan bütün bölgeleri direkt elimize tek tek verecek arkadaşlar. Burada direkt karşılayacağım. Ardından direkt arena sahibine oynayacağım. İşte manayı güzel bol bol kart çekeceğiz. Rakip de çekecek, ben de çekeceğim. Şimdi burada direkt Poppy'ye oynayacağım. Çünkü Poppy arkadaşlar tüm dost birimler artı bir artı bir verecek. Timo'yu artı bir artı bir vereceğim. Artı iki artı iki olacak falan. Sürekli güçlendirmek bence tatlı olabilir. Şöyle yapalım. Aynen öyle. Kendi Timo'su ile karşılaşacak olursa kendisi zarar çıkar. Olur da buff vermeyecekse. Ki buradan şunu anladık. Buff verecek arkadaşlar. Artı 3 artı 3 bir şey yapacak. Aa! Yapmadı. Peki. Devam. Bir Timo daha. Ama burada rakibin unuttuğu şey şu arkadaşlar. Benim elimde kurşun yağmuru var. Şimdi burada open attack yaparsa kendi kaybeder. Zaten Timo'mu karşısına koyabilirim. Aslında yok, koymam. Vursun. Ama rakip tamamen tuzak ve mantarı oynuyor. Bir tanesini öldürdük. Bir tanesini daha öldürmek benim feci işime yarar. Ama elimde iki tane kurşun yağmuru var. Kullanırım yani. Hiç problem değil. Şimdi sıfır mana da olduğu için direkt kurşun yağmuru oynayacağım. Timo'ya gelmesini istiyorum ve Timo dışında hepsine geldi. Harika. Elimde bir kurşun yağmuru daha var. Oynarsa. Burada 4 hasar alacağım ya. Şöyle yapalım. Bu bunun... Yok hayır. Bu bunun karşısına geçsin. Okey, bu defa Timo'sunu elinden aldık. Sonraki tur içinde elimde büyü olacak. Burada ben ek olarak aslında direkt bunu oynasam olurmuş ha. Bu benim kesinlikle çok büyük hatam oldu. Ama pas geçeceğim. Büyü manam birikti. Çünkü bu tur doğrudan bunu oynamak istiyorum. Dur, yanlış oldu. Bunu değil de hangisini oynayacaktım ya. Pardon, doğrudan saldırmak istiyorum. Şimdi Poppy kendine de artı bir artı bir verecek diye düşündüğümden. Aynen 6'ya 5 olacak. Poppy'nin ölmesi çok önemli değil. İhtiyacım olan şey Timo'ydu ki
10 mantar olacak. Bu tur, ya amacım şey olacak arkadaşlar, hani Bendel ağacını oynamaya çalışacağım bu tur. Şimdi rakibin elinde neler olduğunu da çok bilmiyoruz. Tamam. Ya bu kasa ben çok açım. Yani bir tık şanslı oynuyoruz. Rakibi hiçbir şey gelmiyor. Burada çok yapabilecek bir şeyim yok. Doğrudan Bendel ağacını oynadım. Elimizdeki şeyleri almaya çalışalım. 3 büyü manasındayız. Aynı zamanda 7'deyiz. Hem Bendel hem Shurima. Elimizdeki kartları harcamamız gerekecek artık. Şimdi 3 karttayım. Doğrudan 4-5 olabilir. Buna karşı blok aslında 3-4. Rakibin elinde de çok kart var ama. Ama şu an üstün olan benim diye düşünüyorum. Zaten diğer tur popi level atlayacak. Artı 2 artı 2 vermeye başlayacak. Yani bir vulnerable yapabilsem herhangi bir şeyi çok tatlı olur. Bundan da iki tane elimde olmayan bir şey çeksem daha da tatlı olur. Burada sanırım en mantıklısı bombacı ikizler falan olabilir. Hem Shurima hem yer kartı oluşturacak. Kaçan teleskop oynayalım ya. Elimde bir kart daha oluştu değil mi? Tepesi 60'ı oynamayız şu an. Ama şu an oynadım da zaten Targon diye biliyorum. Tamam, boğa gelsin. Aynen Targon. Elimdeki kartları boşaltmaya çalışacağım ki direkt gelsin. Takasa girebilelim istiyorum bir tık da. Ya bu destenin bir tık büyüye ihtiyacı var ama onu anladım şu an. Şimdi elindeki son Teemo'su hiç düşünmeden takaslarım. Hatta Bendel komandosunu bunun ya da bunun, yok bunun yerine koyacağım arkadaşlar. Şey kaça 10? Aynen 5'e 10. Şimdi kartlarım benim yanacak. Aa doğru. 4'e 4 yapıyor değil mi? Bunu benim savunabilecek bir şeyim yok ama hiç yoktan Lulus'unu elinden alalım. Benim elimde kaç mantar var? 6, 5, 11. 3 de bu koyacak. 14. Ama ben diğer tur direkt Open Attack yapacağım. Hem Teemo hem de Poppy level atlayacak. Bunu doğrudan level atlatmaya başladım. Tamam. Lulu'nun gitmiş olması güzel. Bunu kalıcı olarak vermediği için bizim hiçbir sıkıntımız yok. Burada sanırım çarpan püskürüz geç. En mantıklısı olacak arkadaşlar. Oha. İki zehirli Pofkef mantarı muhabbeti. Kaç mantar oldu? 17. Shadow Eyes. Sanırım burada direkt All-in saldıracağım. Ya elindekilerle savunmak zorunda bırakmam gerekecek. Zaten hepsinin aban etkisi olacak. Ya kaybettim ya kazandım burada arkadaşlar. Bu zaten 2 her şekilde vuracak. 2, 3, 4, 5, 6. Öyle vuracak, hepsini karşılayamaz. Olur da bu tur ölmezsem oyunu kazandık. Yani Teemo mu karşıladığına göre. Abi kaybettik ya. Tamam, iki mantara çekti. 2
iki mantar. Hadi ikinciyi çektirme. Çok iyi. Bu kadar ya. Gerçekten bu kadar. Bu kadar basitti. Ama güzel oyundu. Stresliydi ama güzel oyundu. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Soraka ve Tahmkench var arkadaşlar. Şimdi Timo kalsın kalabiliyorken. Kurşun aslında ile aynen böyle bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. İlk saldırı sırası bizde bir mana ya, onun öldürebileceği bir şey yok. Ama benim Timo ile öldürebileceğim çok şey var. Pardon, ben Timo ile saldırabilirim yani. Diğer turu da bana iki saldıracak ama benim bence mantar koymam çok daha kıymetli. Gerçi zaten benim saldırıyor olmam ya da savunuyor olmam çok bir şey değiştirmiyor. Benim derdim Vandal ağacıyla oyunu bitirmek olacak. Direkt gelsin. Burada da direkt bunu oynayacağım. Hem buna hem buna hem de Nexus'una bir hasar verdim. Aslında geçelim bakalım. Şimdi burada direkt çifte belayı oynayacağım. Aslında hem Beachwater hem de Targonken yapmasam çok daha tatlı olabilir. Sumeren Bakkay gayet güzel. Burada bunu en sona bırakıp aynen saldıracağım. Mecbur ya bunu ya da bunu bloklayacak rakip. İkisini de bloklamayı tercih edeceğiz. Devam. Şimdi burada bir çifte bela daha oynayacağım ben. Burada bunu oynamış olması falan çok önemli değil. Dediğim gibi benim derdim tamamen şey. Saldırırsa ekstradan bloğumuz da var. Ek olarak burada sulu şakayı da oynayacağım. Şunu artık 6 mana yapmak çok daha iyi olacak. Zaten can basmasında sıkıntı yok Nexus'una. Kaç etti? 4'te 10. Turu bitir. Şimdi Dehşet Tenor'unu oynamayacağım bu tur. Sadece bu ikisiyle saldıracağım. Bloklayamaz. İkisiyle de hem Timo level atlayacak hem 2 hasar daha vermiş olacağız. Yani totalde 3 hasar. Yani şunu yapmış olması bir şey değiştirmedi. Saldırısını arttırması gerekiyordu. O da zaten bunun farkında. Fren Lord falan yok. Burada direkt bunu oynayacağım ki bana sürekli kart yaratsın. Tamam, Demacia. Bir birim çekeriz. Güzel. Bunun ölmesine izin vereceğim çünkü bununla mutlaka saldıracaktır. Tekrar Ahtaburu oynayacağım. Sırf Sulu Şaka için. Gel bakalım. 6 mana bunu yapmak mı, bunu yapmak mı? Sanırım bunu yapmak daha mantıklı. Ardından ben saldırmıyorum değil mi? Tamam. Bakarsınız saldırır. Şimdi elindeki 3 kartı da biliyoruz. Oynayacağı kesinlikle belli bir şeydi ama en azından tek kartla oynar diye düşünüyordum ben. Tamam, karşıla. Ardından da Yılmaz Öncü İntikamcısını oynayacağım. Bir kart daha çekmiş olalım. Turu bitir. Şimdi burada direkt All-in saldıracağım. Hatta şöyle yapalım. Burada direkt Poppy bir gelsin. Poppy çünkü hem Timo'ya hem buna buff verecek. Timo'yu Poppy'yi de doğrudan tekme öldürebilecek kimse yok.
Bakkaya en sona gelsin. Aynen öyle. Şimdi burada hepsini savunmak zorunda kalacak rakip. Hiçbirinde 5 hasarı olmadığı için Timo burada ölemez. Pardon, 4 hasarı olmadığı için Timo burada ölemez. Artı 1 artı 1 var dedi, bir şey değişmez. Derdim aslında bir tık elimdekilerin ölmesi bile diyebilirim. Tamam, bunun karşısına koyacak. Bence güzel takas, artık can basamayacak bir tanesinden. İki kartı ölmüş olacak. Okey, iki kartı ölmüş olmayacakmış. Yerimi Pofkef mantarı. Direkt gelsin. Beachwater'da oynamış olalım. İçe bir. Aynen, pas geçiyorum. Kaç oldu bu arada? 9'u 22. 9. Of 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 of. Bu çok hoş olmadı tabi. Bunun karşısına geçsin. Bunun karşısına geçsin. Yaptım aslında, doğru bir hamlede değil. Çift tebeli alları falan bulmam gerek. Bunun ölmesini istiyorum ben zaten. Şey gelsin, Nauru Johnson'la oynayalım. Burada Poppy'yi geri göndereceğim. Ardından Poppy'yi tekrar oynayacağım. Gel bakalım. Derdim canının yenilenmesiydi ki canı da yenilendi. Şimdi saldırı sırası bana geçtiğinde Otsuzlu bir şey yok mu ya bende? Var diye biliyorum. Aynen, arena sahibi gelsin. 8. Targon oynadım mı? Tamam, bunu oynayacağım ardından. Doğrudan bitirmeye çalışacağım ama burada bir tık saldırmam gerek. 19-38 mantar olacak. Bunun da 16'ya 22. Şimdi burada bir oyun saldıralım öncelikle. Şimdi 7 böyle vuracak. Bunun karşısına koyacağını sanmıyorum. Ya bunu bunun karşısına koyacak. Burada can basacaktır. Ya, 15'e 22. Şimdi 3 tane mantar çekersek oyun bitiyor zaten. 38 mantarı var. Burada olabildiğince çok birim oynayıp bunu şey yapmaya çalışacağım. Targon'u göremedim burada. Bir de yok, sadece Targon'u göremedim. 2. Bu yaptığı hamle çok güzeldi. Fark etmez gerçi değil mi? Şimdi ne eksik ya? Bendel var, Piltover, Shurima, Beachwater, Ionia, Demacia, Gölge, Noxus, Targon. Vallahi kumarı oynamaya değer mi? Zaten bir tane yerimiz var. Noxus ister miyim? Tamam, sen gel bakalım. Tura aynen bitiriyorum. Bir tane mantar çekerse oyun bitirecektir ama adam bizden önce kazandı. Karşımızda şimdi Timo ve Caitlyn var arkadaşlar. Yine mantar ve bomba. Şimdi aslında eli aynen böyle bırakmakta fayda var. Ama burada tercihen çifte bela da olsa güzel olabilirdi. Ama kurşun yağmurunu sırf Timo için bırakıyorum. Çünkü adım gibi eminim rakibim buradan Timo'yu çekti diyecektim. Şimdi direkt uyumlamayı oynayalım.
Yok, o değil de. Buna eksi bir güç vermem bir şey değiştirir mi? Eksi iki güç kazandırmam buna da bir şey kazandırmıyor. Ama yine Corin olsun. Burada saldıracağım çünkü bunun... Şimdi benim elimde bundan iki tane oluşacak. Artı iki tane de mantar aldık. Devam. Saldıracak zaten her şekilde. Burada doğrudan pas geçeceğim. Zaten rakip sıfır mana da niye geçti? Direkt Timo gelsin. Turu da aynen bitirip doğrudan Timo ile saldıracağım arkadaşlar. Ki rakibin elinde Timo varsa oynamasın diyecektim. Ama zaten... Gel bakalım çifte bela. Kafamıza bol bol büyü gelecek diye düşünüyorum. Olabilecek en kötü kartlar geldi. Bunun planları niye çalışmadı? Şimdi ben burada tekrardan çifte belayı oynayacağım. Burada amacım tamamen şu. Bendel ağacı direkt 6'ya 10 oldu zaten. Ek olarak da Bendel kumandosunu oynayalım. Diğer turda direkt bunu düşebileceğim. Bu tur saldırırsa dirilmiş bombacı güzel. Keşke şey olmasaydın ya. Efemeral, pardon, hayali olmasaydı tabii. Şimdi bu tur saldırabileceğini sanmıyorum. Saldırırsa kendisi zararlı çıkar. Turu direkt bitirelim. Şimdi çok da gerek olduğunu düşünmeden sadece bunlarla saldıracağım. Bunları kaybetmek istemeyip bunu koyacak olursa kurşun yağmurum olacak ki zaten Timo'yu öldürecektir diye düşünüyorum. Aynen tam olarak öyle yaptı. Elimizdekine bakalım. Tamam. Bir hasar bir hasardır. Tamam, Ionia'mız da tamam. Şey nerede bu arada? Bakalım. Aynen, Ionia'ya ihtiyaç var. Ve zor olacak. Kekni saldırdığında en üstündeki 10 karta rastgele 2 tane kör edici bomba koyarsın. 5 tane tuzak etkinliğinde. Bu tuzaklarda bir dost birime rastgele bir hasar veriyor. Şimdi... Şimdi bu bunun... Bu da bunun karşısına geçsin. Bir de burada ilk olarak Make It Rain oynasam 4 manaya düşerim. 1 manaya bunu oynarım. İyi, bunun canı düştü. Ortadakini öldürmesini istedim. Ortadakinden başka hepsine de vurdu vallahi. Helal olsun. Şimdi aç puhu kedi oynayalım. Ayuni ile oynamış olalım. Tekrardan gelsin. Tamam. Şimdi bol bol kart çekeceğiz. Bayağı bol kart çekeceğiz hem de. Burada Timo'yu oynamamam sanırım benim bir tek yararıma oldu denilebilir. Bu daha da iyi oldu denilebilir. Bir tane çekti, iyi mi? Şimdi önce karasuların belasını bir oynayalım. Rakip ne yapacak onu görmek istiyorum. Ardından burada dürtme çubuğuyla bunları dürtmeyi düşünüyorum. Tamam. Timo'dan önce aslında direkt Ahtamur'u da oynayalım. Elindeki iki kartı görmek aslında amacım. Bu
Burada poro kızağı da gayet iyi olabilir aslında. Sürekli poro doğurmak benim işime gelir ama. Tamam. 6 mantar kapımıza geldi şu kere. Buluşaka yapalım. Bu değil de. Bunun daha pahalı olması daha iyi. Artık bunu oynayamayacak. Ama ben burada Timo'yu düşeceğim. Ek olarak bunu da düşeceğim ki aslında düşmesem daha mantıklı. 2, 4, 5, 6. Gerçi düşüp düşmemem bir şey değiştirmiyor değil mi? Ben komandosu da gelsin. Burada bir max hasarı çıkartmaya çalışalım. Tam olarak böyle. Tamam. Canım fullenecek, ondan yana sıkıntı yok. Bunun karşısına şunu koyarsa eğer direkt kafasına dürtme çubuğunu yiyecek arkadaş. Koymadı. Bir Timo bir level atlasa keşke de tadından yenmese. Bir dakika. Tamam, pas geç diyelim. Harcasın bir şey daha. Tamam, çok güzel. Şimdi 6 mantar daha alacağız. Tabii Timo level atladı, değil mi? Ben vurması gerek diye biliyordum ya. Şimdi şöyle bir şey yapsam aslında. Timo vurmadan karşı çeksem ama zaten Timo'ya karşı bloğum var, ondan yana sıkıntı yok. Ne geldi? Demacia geldi. Kaç bu arada? 8'de oldu. Hangisi öldü? O öldü. Şimdi burada Make It Rain oynasam. 3'e 5. Şöyle yapalım. Bu da bunun karşısına geçsin. Dürtme çubuğunu aslında. Burada sadece kurşun yağmuruna oynayacağım. Şuna değsin istiyordum ki değmedi. Şaşırdık mı? Asla. Hata oldu gibi bir şey. Bunu zaten 3'e 3'e çıkarttı. Ya bu hataydı bu arada. Rakibin yaptığı hataydı. Ama en azından iki katına çıkmayacak mantarlar. Şimdi sırf onun için de Demacia'lık bir şey oynamak istemiyorum açıkçası. Targon oynadım mı ben? Oynamışım. Piltover oynadım mı? Piltover da oynamışım. Sanırım bir tık mecburiyetten onu oynamam gerekecek. Gelsin bakalım. Şimdi bende ne eksik? Shurima eksik. Shurimalık da elimde kart yok. Diğer tur verecek. Diğer turda oynama hakkı bende olacak. Bölgeden birim çağırırsan. Yani benim totalde hem diğer tur hem şimdiki tur yaşamam lazım. Rakip doğrudan bitirmeye oynayacak. Gelsin bakalım. Bir mana bir manadır. Öldürecekse Timon'u da öldürsün. Aslında Timo'yu da direkt öldürebilirmişim de. Şimdi iki öyle verdik. Bir Timo daha çekmece. Şimdi artı 4 tar şey konuşamadım da. Direkt Xerath'ın büyüsü geldi aslında. Önce şununla bir saldıralım. Şimdi bu ölecek. Ondan eminiz. Bu tur ölmezsem herhangi bir sıkıntımız yok. Totalde 51 mantar, 54 de tuzak var. 2 hasar. Tamam, o direkt öldü. Şimdi burada derdim Caitlyn'i öldürmek olacak.
Hatta Caitlyn değil, direkt Teemo'yu öldürmek bile olabilir. Ama bir kart çekmeye gözüm yemediği için onu oynamayacağım. Onun yerine burada bir tık baitlemeye çalışacağım ki amacım aslında rakibin elini boşaltması olacak. Kart çektirecek bir şey yaparsa... Ah, bu hoş olmadı tabii. Direkt 10 mantar artı 3 zımbırtı. Caitlyn level atladı. Hepsinin totalini yaptı. 10 manada olduğunu düşünürsek burada sadece bunu oynayacağım ve ona ulaştı. Turu bitireceğim ve kazanacağımı düşünerekten, bir de bu arada oynayabildiğimi oynamam da lazım aslında. Direkt mağarayı koruyucusunu oynayacağım. Elimde ekstra blok olsun. Mağara porosu ne ya? Tamam, turu aynen bitiriyorum. Saldırmayacağım. Benim burada Bendel ağacıyla kazanmış olmam gerekir. Bu kadar basit. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.